Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Revlon ürünleri hakkında konuşacağım. Duydum ki artık Revlon ürünleri Türkiye'de satılmaya başlamış. O zaman ben de elimdeki tüm Revlon ürünlerini sizlerle paylaşmak istedim ve bir yandan da yorumlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. İlk ürünümüz Revlon'un Color Stay fondöteni. Bu çok meşhur bir üründür ve birçok YouTuber, blogger tarafından çok fazla sevilir. Pur kapatıcı özelliği olan bir fondötendir. Cildimizde uzun süre parlama yapmadan dayanır ve özellikle yağlı ciltlerin çok fazla tercih ettiği bir fondötendir. Yalnız iki çeşidi vardır. Bir tanesi Normal to Combination. Yani normalden karmaya dönük cilt tipiniz varsa o zaman o çeşidi alabilirsiniz. İkincisi de Combination to Oily. Yani karmadan yağlıya dönük bir cildiniz varsa o zaman bunu tercih edebilirsiniz. Bu ikinci saydığım daha uzun süre cildinize dayanacaktır. Ve özellikle gece makyajlarında, özel günlerde kullanabileceğiniz çok güzel bir fondöten. Uzun süre cildinize dayanan, parlama yapmayan, mat bitişli, full kapatıcı özellikli bir fondöten arıyorsanız o zaman buna bakabilirsiniz. İkinci ürünüm de Color Stay serisinden şu gördüğünüz likit kapatıcı. Bence bu çok fazla full kapatıcı özelliğine sahip bir concealer değil. Benim göz altlarımı direkt tek başına olduğu zaman kapatmıyor. Yani kapatıyor ama çok fazla kapatmıyor. Eğer altında bir corrector, yani göz altındaki bu kahverengilikleri yok eden üründen kullanmazsam o zaman bu çok fazla kapatıcı özelliğini sağlamıyor. Ama o ikisini kullandığım zaman gayet güzel bir kapatıcı özellik elde ediyorum bununla. Revlon'un fondötenlerinden bir de Nearly Naked isimli fondötenini denemiştim. Bu çok böyle ince yapıda bir fondötendi. Çok fazla kapatıcı özelliği olmayan ama böyle cildeki o kusurları falan, hani kızarıklıkları falan yok edebilecek ve ciltte çok fazla fondöten olduğunu belirli etmeyen bir fondötendi. Hatta bu eserin Touche Eclat fondöteni çok fazla benziyor. Yalnız bu fondöten daha çok kuru ciltler için uygun bu fondöten. Eğer benim gibi karma yağlı cilt tipiniz varsa o zaman gün içerisinde çok fazla parlama yapabilir. Ama bu durumda da bir makyaj bazı, bir yüz bazı sürebilirsiniz altına. O zaman daha uzun süre dayanacaktır. Eğer böyle az kapatıcılı bir fondöten arıyorsanız ve cilt tipiniz de kuruysa, böyle daha çok canlı gözüken bir fondöten arıyorsanız o zaman onu deneyebilirsiniz. Bunun dışında bir de Nearly Naked pudrasını kullandım. Bu benim sevdiğim pudralardan bir tanesi oldu. Yapısı çok yumuşak. Böyle sürdüğünüz zaman çok fazla aşırı pudra gibi bir görüntü de elde etmiyorsunuz. O yüzden çok sevdiğim güzel bir pudra. Zaten bitirmeye yüz tuttum yani. Çok fazla kullandım. Bir sonraki ürünümüzde yine Color Stay serisinden bu gördüğünüz dörtlü farlar. Bence bunlar çok güzel, çok kaliteli farlar. Yalnız altına illaki bir far bazı sürerseniz çok daha güzel pigmentli olacaktır. Tek başlarına bazsız çok fazla bir şey beklemeyin zaten birçok üründen de bence. Özellikle bu alttaki brazen renkli olan dörtlüsü bence harika. Ben çok beğeniyorum. Özellikle şuradaki hani MAC'in Expensive Pink'ine benzeyen rengini ve şuradaki de köşedeki bronz rengini gerçekten çok seviyorum. Diğerleri de gayet güzel. Bununla ilgili 15 makyaj, 15 göz makyajı isimli bir video çekmiştim. Sadece bunu kullanmıştım o videoda. Onun linkini şuraya ya da aşağı bilgiler kısmına koyacağım. Ona tıklayıp onu izleyebilirsiniz. Şununla 15 farklı ne yapabilirsiniz onu gösteriyorum. Eğer gri tonlarını seviyorsanız da o zaman bu Siren isimli setine de bakabilirsiniz. Geldik benim Revlon'da en çok fazla ürünüm olan ve en çok sevdiğim kategoriye. O da rujlar. Gerçekten rujlarını çok fazla beğeniyorum Revlon'un. İlk öncelikle lip butter'larından bahsedeyim. Bu lip butter'lar daha çok lip balm gibi ama renkli lip balm olarak düşünün ve çok fazla gerçekten renk veriyor dudaklara. Hani normalde Maybelline'in baby lipslerinden falan çok daha fazla renk veriyor bence. Şimdi ilk öncelikle strawberry shortcake'ini gösteriyoruz. Bunlar çok da parlak falan gözüküyor. Sanki lip gloss uygulamışsınız gibi. Ve dudakta çok fazla ağır, aşırı ağır bir şekilde durmuyor. Strawberry shortcake rengi benim ilk başlarda aldığım zaman çok fazla kullandım ve en favorilerimden bir tanesiydi. Bence pigmentasyonu gerçekten çok güzel ve renginde o tatlılığı harika diye düşünüyorum. Gelelim ikincisine, o da Peach Parfait rengi. Bunun içinde birazcık ufacık da olsa simler var ve bu diğer Strawberry Shortcake kadar yumuşak değil böyle elinizde falan swatch yaptığınızda. Daha çok içerisinde böyle pıtırcık pıtırcık o simli olan şeyleri görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Yalnız dudaktaki duruşunu ben gerçekten çok seviyorum. Dudaklarınızın renginde birazcık daha parlak gözüküyor bence. Çok tatlı. Birazcık böyle şeftalimsi bir rengi var. Pembelik içinde çok fazla yok ama çok tatlı bir rengi var. Base Mutti rengi de gerçekten yine çok güzel. Çok pigmentli olan lip butter'lardan bir tanesi. Yine çok sevdiklerimden. Zaten çok fazla içinde ürün kalmadı. Bunu kesinlikle önerebilirim. Eğer bu tarzda bu renkleri seviyorsanız buna bir bakın derim. Gerçekten çok güzel. Şimdiki gösterdiğimde Color Burst serisinden Peach isimli ruju. Bence bu da harika renklerden ve formülasyonu da harika olan ürünlerden bir tanesi. Bu kesinlikle almanızı önerebileceğim bir renk. Çok güzel bence. Özellikle şeftali tonlarında bir ruj arıyorsanız
istiyorsanız bunu kesinlikle deneyin diyorum. Super Lustre serisinden de Pink in the Afternoon rengi benim en ama en çok sevdiğim rujlarımdan bir tanesi bütün koleksiyonumun içerisinde. Şu anda dudağımda olan da o var zaten. Gerçekten çok sevdiğim, harika bir pembesi olan bir renk diye düşünüyorum. Ve bunu günlük hayatta sürekli kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel dudakta, çok fazla ağır bir his de vermiyor. Benim çok sevdiğim, renginden dolayı da, formülasyonundan dolayı da böyle bir kat geçtiğiniz zaman çok fazla pigmentli olarak zaten kendini gösteren harika bir ruj. Sıra geldi Super Lustre serisinden mat olan bir ruja. O da Smoked Peach isimli ruju. Aslında bu kullanımı zor bir ruj. Çünkü eğer dudağınızda çizgiler varsa çok fazla ya da dudaklarınız çok kuruysa o zaman bu ruj çok fazla güzel değil. Özellikle bu Revlon'un mat serisi aslında öyle. Yani bakacak olursak aslında her rujun, aslında her markanın mat serileri normalde böyledir. Eğer dudaklarınızda kuruluk ya da çatlamalar varsa o zaman bunlardan biraz uzak durabilirsiniz. Ya da şu anda gösterdiğim gibi eğer elinizle böyle dudaklarınızın üstünde geçerseniz o çizgilerin arasında da dolmasını, iyice rujun geçmesini sağlarsınız. O zaman daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben bir mat ruj kullanmadan önce illaki bir lip balm sürüp dudaklarımın nemli olmasına dikkat ediyorum. Şimdi de Just Beat'in Kissable Balm Stain serisinden charm rengini gösteriyorum. Bu gördüğünüz gibi çok açık renkteki bir nude, yani dudak rengi. Aslında dudak renginden de çok daha açık bir renk diye düşünüyorum. Çıplak tonlarda bir ruj diyebiliriz bunun adına. Eğer bu tarzda renkleri seviyorsanız o zaman buna bakabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şöyle baktığımız zaman böyle birazcık insanı ölü gibi gösterebilir bu tarz renkler. Ama hani seviyorum diyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Yalnız bu da çizgilere dolma eğilimini gösteren bir ruj. Ama yine elinizde, parmağınızla dudağınızın üstünden geçerseniz o çizgilere çok fazla dolmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi de sıra geldi Color Burst serisinden mat balmlarına. Bunlar da çok meşhur olan ürünlerinden bir tanesi zaten. Bu gösterdiğim benim en çok sevdiğim nude renklerinden bir tanesi. Çok tatlı bence. Harika bir dudak tonlarında bir renk olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle bu makyajlarla harika giden bir ruj rengi. Yalnız ben yine bütün mat rujlarda yaptığım gibi parmaklarımın üstünden geçtiğim zaman dudaklarımın çok daha güzel bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Şu anda gösterdiğimde bu çok parlak olan Audacious rengi. Gerçekten çok tatlı. Bence özellikle yaz akşamları için harika olacak bir ruj. Ben bu tarzda canlı renkleri fiyatı uygun olan rujlardan tercih etmeyi seviyorum ki böylece çok fazla eğer beğenmezsem, çok fazla kullanamazsam aşırı bir kaybım olmuyor. O yüzden eğer bu tarzda bir renk istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bronz bir tenle de harika olacaktır. Şimdi gösterdiğimde Shameless isimli bu çok iddialı mor tonunda bir ruj. Gerçekten wow dedirten bir ruj olduğunu düşünüyorum. Çok pigmentli zaten bunların hepsinin olduğu gibi. Bu da çok pigmentli. Gördüğünüz gibi gayet de güzel gözüküyor. Yani değişik bir görüntüsü var aslında. Eğer bu tarzda değişik rujları, mor tonlarında bir ruj istiyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Bu rengi MAC in Heroin rujunun rengine bir dupe, yani kopyası olarak gösterilen bir renk. Özellikle eğer onu denemek istiyorsanız bu çok daha uygun bir alternatif diye düşünüyorum. Yalnız şunu da ekleyeyim. Çok fazla kullandığımız zaman bu rujların uçları birazcık kör edecek ve çok güzel keskin çizgiler yaratmamıza engel olacak. O yüzden ilerleyen zamanlarda ve şu anda da zaten istediğiniz zaman bir ruj fırçasıyla bu rujları sürebilirsiniz. Bir tane daha balm stain'im vardı. Onu bir türlü bulamıyorum şu anda ama fotoğrafını göstereceğim size. Instagram'da paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel. Sultry isimli ruju. Benim yine çok sevdiğim bu ürünlerinden bir tanesi. Bu tarzda koyu renkte ama daha fazla kullanılabilir bir ruj arıyorsanız kesinlikle buna bakın derim. Harika bir tonu var bence. Hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ve videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur size bu. Sizin merak ettiğiniz, almak istediğiniz Revlon ürünleri hangileri? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun dışında bu fon deten ve concealer'ın ikili uygulamasının videosunu istiyorsanız bunu çekebilirim. Böyle hani böylece ciltte nasıl durduğunu görebilirsiniz. Kapatıcılığını falan görebilirsiniz. Eğer bunu istiyorsanız şu işareti basıp videoyu beğenebilirsiniz ya da aşağı yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Gayet güzel olur. Böylece ben de bunun videosunu gelecek hafta çekebilirim. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Sorularınızı aşağı yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca herkese geri dönmeye çalışacağım özellikle bu video için. Revlon hakkındaki sorularınızı bekliyorum kızlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İçinde 4 tane minik boylu ürünü var. Nude Delight isimli rengini aldım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. BB kremini aldım. Bununla ilgili ilk izlenim videosunu özellikle çekmek istiyorum. Maskarasını aldım. Benim çok fazla merak ettiğim bir kırmızı renk Nars'ta.